İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş bir şehir Varşova. Ve tabii ki insanların konut ihtiyacı var. Savaştan sonra yeni binalar falan yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Ama şehirde suç oranları yükseliyor. Efendim, işte bir düzensizlik, sosyal bir dağınıklık falan. Varşova eldeki fotoğraflarla, eski fotoğraflarla sokak sokak yeniden eskiye göre, eski mimariye göre inşa ediliyor. Bu gördüğümüz binalar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış binalar birçoğu. Aslında uygun olarak aslında yeniden uygun inşa olarak yapılıyor. Şehir. Yani çünkü bakın somut miras aslında o kendisinden çok daha büyük bir soyut mirası taşıyor üstünde. Bakın bir köşe başındaki bir çeşme yıktığınızda o kaybolduğunda aslında o çeşme kaybolmuyor. Kendisiyle beraber çok büyük bir soyut gayrimaddi mirası da peşinden götürüyor. Çünkü onlar ona yabancılar memory place diyorlar, işte hafıza mekanı. Hı hı. Yani onu gördüğünde aslına bakarsan sen gördüğün ondan ibaret değil yani. Anlatabildim mi? Şehirleri onun için korumak gerekirse yeniden inşa etmeliyiz. Türkiye'de birkaç tane örneği var. Ünye Belediyesi de böyle bir şey yapıyor. Bir 7-8 evi yeniden inşa ediyor. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan da izini alındı. Türkiye'de ilginç bir vaka olacak. Eskiden o sadece fotoğraflar üzerinden yapıyorlar şimdi o binaları. Harika. Evet. Yani keşke işte onunla da ilgili bir film yaptınız siz. Aytucuğum, Ünye filmini de bir girelim. Üzerine ama konuşacağız biz gene ama birkaç saniye bakalım ona da. O da güzel bir film oldu. Çok önemli çabalar bunlar. Ben mesela aklım çok almamakla birlikte kafam yatıyor bir şekilde nasıl oluyorsa, işte bu da bir paradoks. Şehirlerin kalbin yatıyordur. Belki de. şehirlerin mimarinin sosyolojik hayattaki o etkisi. Yani işte az evvel verdiğiniz örnekten çıkışta suç oranlarının artması. Daha vahim örnek vereyim ben sana. Anladım sorunu, lafını kesiyor gibi oldum ama. Amerika'da Missouri'de, Missouri eyaletinde gecekondu bölgelerinde yaşayan zencileri daha modern bir hayata kavuşturmak için bir site yapıyorlar. Hı. İlginç bir adı var, şimdi adı aklıma gelmiyor. Bu ikiz kulelerin mimarı yapan da, sitenin mimarisini yapan. Ve taşıyorlar insanları o apartmanlara, o siteye ve kültüre uygun olmayan bir sosyal yaşam dayattığı için o mimari uyuşturucu, fuhuş, adam yaralama, adam öldürme, her türlü suç ciddi oranda artıyor. Sonuçta çok kısa bir süre sonra, belki 1-2 yıl sonra oradaki sakinleri taşıyorlar. Eski yerlerine mi başka yerlerine mi bilmiyorlar ve dinamitle yerle bir ediyorlar o siteyi.